Kıymetli izleyenler, Sektöre Bakış Ekonomi Programı'ndan herkese merhaba. Bu hafta Doğu Anadolu bölgesinin en büyük kalabalık şehirlerinden olan, yüz ölçümü bakımından Türkiye'nin 19. şehri olan, Palandöken Kayak Merkezi ile ün salan, kış sporlarına verdiği değerle öne çıkan Dadaşlar Diyarı Erzurum'da. Ekonomi demek ticaret demektir, sanayi demektir, tarım demektir, sağlık demektir, turizm demektir. Bizler sektörün liderlerini sizlerle buluşturuyoruz. Atatürk'ün deyimiyle her fabrika bir kaledir. Tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkündür. Sektöre bakış başlıyor. Kıymetli izleyenler, bu haftaki sektöre bakış programımızın konuğu Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Beyler. Programımıza öncelikle hoş geldiniz. Sizleri kısaca tanımak istiyoruz başkanım. Önce bize bu fırsatı verdiğiniz için televizyonun yöneticilerine şahsen ve şehrim adına teşekkür etmek istiyorum. Ben Erzurum'da doğdum. İlkokul 1 ve 2. sınıfı şehrimde okudum. Sonra İstanbul'a göç ettik. Üsküdar'da ilkokulu tamamladım. Ortaokulu Tekirdağ'da bitirdim. Liseyi Fatih İmam Hatip Lisesi'nde bitirdim. Arkasından yine büyük başarıyla İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne kaydoldum. Mali müşavirlik ve Türkiye Vakıflar Bankası'nda işe girdim. Hem çalıştım hem okulumu zamanında tamamladım. Askerlik vazifemi yedek subay olarak Tuzla Piyade Okulu ve Kırklareli'nde tamamladım.
Askerlik dönüşünde tekrar mali müşavirlik ve özel sektör çalışmalarımız oldu. Bir holdingde mali ve idari işler bölümünde 5 yıl yakın vazife yaptım. Sonra kendi işlerimiz dolayısıyla ayrıldım. Milli Genç Vakfı ilçe başkanı ve kurucu başkanlığını yaptım. Arkasından Refah Partisi'nin Kartal ilçe başkanı oldum. Arkasından 92 yılında Samandıra Beyde Başkanı seçildim. Ve daha sonra 94 ve 99 yıllarında Kartal Belediye Başkanı olarak vazife yaptım. 2002 yılında Beyde Başkanlığı bırakarak AK Parti'nin kurulmasıyla beraber AK Parti'den İstanbul Milletvekili seçildim. Arkasından yine Haziran seçimlerinde 2007'de milletvekili olarak parlamentoya girdim. 2011'e kadar devam etti. AK Parti'nin kurulduğu andan itibaren de yerel yönetimler biriminde danışmanlık, koordinatörlük ve 2011'den sonra da parti genel merkezinde takrib olarak 3 yılı aşkın bir süre yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcılığı görevim oldu. Sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın o zaman başbakanlığı önerisiyle Erzurum'dan aday oldum. Ve burada seçimi 2014 seçimlerini kazandık. Sonra 2019'da yeniden aday oldum ve seçimi tekrar kazandık. Burada bu vazifeyi yürütüyorum. Tabii ben geçmişte muhtelif dernek ve vakıflarda görevlerimiz oldu. Ayrıca yine Türk sporuna önemli katkılarımız oldu. Türkiye'mizin spor alanında önemli katkılarından birisi belki biziz. İsimsiz kahramanlar derler ya. Ben 10 yıla yakın Kartal sporunda kulüp başkanlığını yaptım. Öğrencilik yıllarımızda, yani çocukluk yıllarımızda gerek güreş gerekse futbol oynama imkanımız oldu. Erzurum'a da gelince Erzurum'daki kamuoyunun futbola çok düşkün olduğunu, mutlaka spora destek vermemiz gerektiği ifade edildi. Ben de siz istiyorsanız bizi gerekli desteği veririz. İşte Erzurumspor'u 3. ligden aldık, Süper Lig'e taşıdık. Düştük bir sene. Arkasından tekrar görev birincilikte takımımız top oynadı. Tekrar Süper Lig'e çıktık. Yani 6 yılda 4 kupa getirdik bu şehre. Bir sene playoff oynadık. Bir sene de Süper Lig'de top oynadı bu Erzurumspor. Benim arzu ettiğim şekilde olursa Erzurumspor inşallah hedefimiz Süper Lig'de kalıcı olmaz. Bunun için altyapıya büyük önem vermeye başladık. Bu yıldan itibaren gerek futbol altyapısı, gerekse diğer spor dallarının altyapısına büyük bir önem vereceğimizi buradan ifade ediyorum. Futbol altyapısı olarak Erzurum'da, İzmir'de, Bursa'da, Kocaeli'nde, İstanbul'un iki yakasında mutlaka kulüpler oluşturacağımızı, o kulüpler kanalıyla da çevrelerde yetenekli gençleri toparlayarak hem Erzurumspor'a hem de Türk kamuoyuna
çok büyük katkı sağlayacağımızı ifade etmek isterim. Erzurum aynı zamanda spor bakımından önemli bir konuma sahip. Bura bir yüksek rakımlı bir şehir. Bu tip yerlerde iyi sporcu yetişir. Atletizmden alın, kış sporları, geleneksel spor dallarımız olmak üzere, ata sporlarımız olmak üzere sporun her çeşidine destek vereceğimizi buradan ifade ediyorum. Ayrıca Erzurum Yüksek İrtifalı Kamp Merkezi her alanda spor yapmak isteyen, başarılı olmak isteyen tüm takımları, futbol, basketbol, voleybol, boks, judo, karate, kız sporları, efendim geleneksel ata sporlarımız olmak üzere hangi alanda başarı elde etmek isteyenler varsa Erzurum'a kampa davet ediyorum. Futbol sahalarımız FIFA standartlarında, salonlarımız FIFA standartlarında sahalarımız var. Davet ediyorum. Gelsinler, burada kamp yapsınlar ve başarıyı kovalasınlar. Ayrıca Erzurum bir turizm merkezi. Gerek kayak turizmi, gerek kültür turizmi, gerek doğa turizmi, gerek inanç turizmi bakımından çok önemli bir konuma sahip. Bura bir kadim şehir. Gezmek, görmek isteyenler gelip Erzurum'u bu özellikleriyle görsünler. Ayrıca gastronomi bakımından da Erzurum önemli bir yere sahip. Önemli yemek çeşitleri var. Yemek, damak tadı çok farklı, lezzetli yemeklerimiz, tatlılarımız ve hiçbir yerde yenilmeyen, görülmeyen yemek çeşitlerini burada bulmanız mümkün. Tarih eserlerimiz mevcut, mümkün. Doğa güzelliklerimiz, kanyonlarımız, şelalelerimiz, göllerimiz ki mevcut. Akarsularımız mevcut. Yani aklınıza gelebilecek ne varsa burada bulmanız mümkün. Ben herkesi Erzurum'a davet ediyorum. Bir söz var bizde. Derler ki gitmezsen göremezsin. Göremezsen de bilemezsin. Gelin, ziyaret edin, görün, tanıyın. Bu güzellikleri de dünya gözüyle görme imkanınız olsun. Bir de ulaşımı bu kadar kolay. Kayak merkezlerinin bu kadar yakın olduğu, şehirle iç içe olduğu başka bir şehir bulmanız mümkün değil. Bu ancak Erzurum'da mevcut. Havaalanından, İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den, Bursa'dan, Antalya'dan geliyorsun, iniyorsun. 5 dakika sonra şehirdesin. 5 dakika sonra da kayak merkezindensiniz. 5 dakika sonra içerisinde üzeriniz değişip pistlere inmeniz mümkün. Gece ve gündüz kayak yapmanız mümkün. Yani ya gece hava kararı ne yapacağız? Aydınlatılmış bizim pistlerimiz var. Işıl ışıl kayak yapmanız mümkün. Otellerle iç içe. İnşallah her geçen yılda bu pistlerimizi güzelleştiriyoruz. Kar kalitesi bakımından, pistlerin uzunluğu bakımından, pistlerin düzenliliği bakımından böyle bir kayak merkezde bulmanız mümkün değil. Efendim canınız sıkıldı. Kayak merkezden anında 5 dakikada şehre inmeniz mümkün. Emin bir şehir. Güzel bir şehir. Yani burada herhangi bir sizi rahatsız edecek bir unsurla karşılaşmanız mümkün değil. Misafirperver bir şehir. Bizim vatandaşımız, hemşehrilerimiz çok misafirperverdir. Böyle de bir insan yapımız var.
Erzurum dağlarına kar ile boran almış dört yanımı da derdine veren sizde bulunmaz mı bir kurşun kalem yazı bahvalini de dosta bildiren oy sizde bulunmaz mı bir kurşun kalem yazı bahvalini de dosta bildiren uyu beni beni de beni belalı beni satarım bu canı da bırakmam seni oy çıkarım dağlara da dert yesin beni vay beni beni de Avrupa'nın en büyük ve modern canlı hayvan pazarını kurdunuz. Gerçekten bu 50 yıldan beri, çeyrek asırdan beri bir problemdi. Ama şu anda hem Erzurum başta olmak üzere bütün Doğu Anadolu'ya, bütün besiciler için kapılar açık. Bu da tabii sizin çalışmanızla gerçekleşti. Bu konuda neler söyleyeceksiniz başkanım? Tabii, evet, şunu ifade edeyim. Tabii biz istedik ki ülkemizin en önemli imkanlardan biri olan, hatta bölgemizin önemli imkanlardan biri olan hayvancılığı gerek Erzurum'da ve gerekse çevrede Doğu Anadolu'da yeniden ayağa kaldırılan. Bundan 40-50 yıl önce Erzurum önemli bir gelir kaynağıydı hayvancılık. Hem ülkenin et ihtiyacını karşılıyordu, aynı zamanda da bölgeye önemli bir ekonomik katkı sağlıyordu, girdi sağlıyordu. Maalesef bu gitgide zayıflanmış. Biz göreve geldiğimiz zaman yeniden bu şehrin imkanları nelerdir? Bu şehri nasıl ayağa kaldırabiliriz? Elbette ki belediyeciliği hizmeti gerekli. Ama bunun da bir şehri kalkındırmak yetmiyor. Bizler hep biliriz ki şehirler yerelden kalkınır. Yerel imkanları değerlendirebilirseniz o şehri ayağa kaldırmanız mümkün. Bunlardan bir tanesi hayvancılık. Çünkü Türkiye meralarının %12.5'u Erzurum'da. Türkiye meralarının %40'ı bu bölgede. O halde biz Erzurum ve çevresini ayağa kaldırmamız için hayvancılığa destek vermemiz lazım. Hayvancılığın olmazsa olmaz şartlarından bir tanesi de modern bir hayvan pazarına kavuşturulması. Hakikaten dediğiniz gibi en az bir asırdan beri burada böyle bir pazar olması gerekiyor imiş. Ama maalesef kimse bu konuyla ilgilenmemiş. Biz göreve gittikten sonra önemli yatırımlar yaptık hayvancılıkla ilgili. Bir tanesi önce bir modern mezbahane gerçekleştirdik. Tarım Bakanlığı'na devrettik. Hayvan pazarları oluşturduk. Her ilçede mezbahaneler oluşturduk. Çünkü orada da bir ihtiyaç oluyor. Vatandaşın elinde hayvanlar alıyor. Onunla satması için bir pazara ihtiyaç var. Bunun dışında hayvancılığın geliştirebilmesi için bizde mera hayvancılığı söz konusu. 8 ay hayvanlarımız mera da otlar. Bunun için onların oralarda su ihtiyaçlarını karşılamamız gerektiğini tespit ettik ve 350 gölet yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Hedefimiz bu dönemin sonunda 500-550 gölet yapmak. Bunun dışında sıvat dediğimiz, kurun dediğimiz veya sulak dediğimiz hayvanların su içmesini sağlamak için yalaklar yaptırdık ve bunları da dağıttık 20 binin üzerinde. Ayrıca işte görmüş olduğunuz gibi şehir merkezine yakın bir yerde de çok büyük bir canlı hayvan pazarı oluşturduk. Ne Türkiye'de, ne Avrupa'da, ne Orta Doğu'da böyle bir pazar bulmak mümkün değil. 150 bin metre civarında bir alana kurulu bir bu pazar inşallah şehrimize büyük bir katkı sağlayacak. Biz bunun adına da Erzurum Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı Besin Materyali Toplama Merkezi ismini verdik ve Tarım Bakanlığı tarafından da inşallah bir teşvik kapsamına alındı. Yakında da inşallah bu ilan edilecek. Ve biz burada her gün bu pazara açık tutmak suretiyle hayvan satmak isteyen buraya getirecek, hayvan almak isteyen vatandaş da buraya getirilecek. Bununla kalmayacağız. Şimdi bu sene bir ot borsası oluşturuyoruz. İnşallah bu yıl onu da devreye sokacağız. Artık her yıl burada bir ot borsası olacak. Otunu satmak isteyen
kaba yemini satmak isteyen vatandaş bize getirip verecek, parasını alacak peşin ve biz onu mevsimi geldiği zaman, ihtiyaç duyulduğu zaman hayvan besleyen vatandaşlarımıza üzerine fazla bir değer koymadan yine aşağı yukarı aynı maliyetle vatandaşlarımıza yansıtacağız. Hatta kredi almak isteyene, vadeli almak isteyene vadeli vereceğiz. Ve inşallah hedefimiz sözleşmeli hayvancılık yapar hale getireceğiz. İnşallah yakın bir tarihte de et borsası oluşturacağız. İnşallah onu da oluşturduğumuz zaman artık vatandaş için hayvan yetiştirmek çok kolay olacak. Çünkü pazar sıkıntısı olmayacak, nakit sıkıntısı olmayacak. Hayvanımı çaldırdım, efendim kaptırdım, çek ödenecek mi, senet ödenecek mi de bir telaşa kapılmayacak. Bunlar devletin kontrolü yapılacak. Bir ayrıca kayıt sistemi getirdik. Yani bu alanda da bir kayıp söz konusuydu. Devlet bundan bir istifade edemiyordu. İnşallah şimdi bu sistemle artık hayvancılıkta kayıt altı, bu bölgede kayıt altına almış olacak. Bizim oraya hayvan getiren vatandaşlarımız küpesi olmadan oraya sokması mümkün olmayacak. Hayvanlarımız kontrol edecek. Bunun dışında yine vatandaşımıza dönük biz kaba yem tohumu sübvansiyonlu dağıtıyoruz. Ayrıca da ilçelerde seyyar hastanelerimiz olacak. Bizim veterinerlerimiz köy köy dolaşarak hayvanların bakımını, aşılanmasını ve hastalıktan ari hale getirilmesine imkan tanıyacağız. Görüldüğü gibi bunun dışında da ayrıca bu bölge için damızlık, düve yetiştireceğiz. Gerek büyükbaş gerekse küçükbaş ve vatandaşımıza bunları dağıtacağız. Gerek süt bakımından gerekse et bakımından bu işin gelişmesine katkı sağlayacağız. Ayrıca biz bu bölgede soğuk süt zincirini kurduk. Belediye başkanlığı olarak valilik, belediye, ortak STK'larla beraber bu işi gerçekleştirdik. Belediyemizin çok büyük fikir babalığı oldu, katkımız oldu. Bu işi de devam ettiriyoruz. Çünkü vatandaşımıza aynı zamanda da para kazandıracak konuma taşıdık ve taşımak da istiyoruz. Para kazanılmayan bir ticaret uzun ömürlü olmaz. Mutlaka bu zahmete katlanan insanlarımızın mutlaka para kazanmalarına ortam oluşturacağız ki bu iş sürdürülebilir olsun. Ve Türkiye'miz açısından da hayvancılığın ne kadar önemli olduğunu hep beraber izliyoruz. Bunun dışında organik tarıma bölgede ağırlık vereceğiz. Bu konuyu arzu ettiğimiz şekilde şeyde yapamadık. İnşallah seracığa ağırlık vereceğiz. Bu bölge organik tarımın merkezi olacak. Ayrıca seracılığın da merkezi olacak. Allah'ın izniyle. Bunları da yapacağımız çalışmalarla ortaya koyacağız. Nasıl bugün hayvan pazarını görüyorsak, mezbahaneleri görüyorsak, efendim göletleri görüyorsak, bu alanda da bu organik tarım ve seracılık alanında da bu üretimlerimizi inşallah görme imkanına kavuşacağız. Ben bu konuda çalışmak isteyen kim varsa mutlaka Erzurum'a davet ediyorum. Erzurum'un etleri ve sütleri protein bakımından diğer bölgelere nazaran %3-%4 daha fazla. Onun için Erzurum'daki hayvanların etleri ve sütleri çok leziz, çok lezzetli. Onun için hayvan alırken, et alırken mutlaka buna dikkat edilmesi gerektiğini ifade ediyorum. Yani bu bölgenin böyle bir özelliği var. Şehrimize, ülkemize, hayvancılığımıza hayırlı olsun diyorum. Bu canlı hayvan pazarında hayvanlar da girerken veteriner tarafından da kontrol edilip alınıyor içeride. Tabii mutlaka biz sağlıklı bir pazar olabilmesi için hastalıktan ari olması lazım. Tek tek hayvanları muayene ederek veterinerlerimiz satım alanına, padoklara alıp yerleştiriyorlar ve orada bu gerçekleştiriliyor. Bu da çok iyi oldu. Hayvan besleyen vatandaşlarımız için evden bir takım simsarlar belli fiyatları vermek suretiyle gücü olmayan vatandaşlarımız eziliyordu. Ama şimdi artık devletin kontrolünde her şey borsa üzerinden gerçekleşecek. Kimse kimseyi etkileyemeyecek. Bir hayvanı olan da arzu ettiği fiyata satabilecek. Bin hayvan olan da vatandaşımız aynı konuda istifade edebilecek.
Gülşen Mahallesi'ne geldim. Hayvan pazarına. Böyle bir pazarı görmedim. Bir kez görüyoruz. Yani ben de bütün vatandaş öyle. Yani rahatımız yerinde. Güzel bir yer. Hani herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim. Tabii hayvanların da satılmasını da tavsiye ederim. Önce o da yani kurbanlarımızın da gitmesini de isteriz. Hani belediye başkanına ve diğer burada çalışanların tümüne teşekkür ederim, saygılarımı sunarım. Erzurum Canlı Hayvan Pazarı'ndayız. Canlı Hayvan Pazarı şu anda hizmete yeni girdi ve biz bu pazarın şu anda içerisindeyiz. Canlı Hayvan Pazarı belki bölgenin, Türkiye'nin, Avrupa'nın en modern canlı hayvan pazarı. Canlı hayvan pazarı gerçekten bölgede çok büyük bir ihtiyacı karşılamış olmakta ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmış olup Mehmet Sekmen Bey de tabii bu işin duayeni, onun riyasetinde bu canlı hayvan pazarı gerçekleştirildi. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Ve canlı hayvan pazarı da gerçekten görülmeye değer diyoruz. Bütün illerdeki besiciler buraya çok rahatça gelebilir. İçi rahat, huzurlu, memnun. Hem hayvan sağlığı açısından hem insanların sağlığı açısından da hiçbir sorun, hiçbir problem olmadığını bizler müşahede ediyoruz. Ve herkese kolay gelsin diyoruz. Kolay gelsin. Öncelikle sizleri tanıyalım. Ben Atilla Ölmez. Hınıs'tan geldim. Yeni yapılan pazardayım. Geçmişte ben bir üreticiyim. Geçmişte çok sıkıntılar çektik. Dışarıda kaldık, yağmurda kaldık, çamurda kaldık. Büyük sıkıntılar çektik. Eşi benzeri yok. Herkesin huzuru yerinde. Hiçbir sıkıntı yok. Yani hizmet on numara. Ne zamandan beri buradasınız? Ben 3 gündür buradayım. Şu ana kadar hiçbir sıkıntı çekmedim. Hayvanlarımızın yeri sağlıklı, camimiz var, lokantamız var, sahamız var. Yani hiçbir sıkıntı yok. Allah'a çok şükür. Diyorum ya, yapandan, yaptırandan, sebep olanlardan Allah razı olsun. Ben size hayırlı satışlar diliyorum. Pekala, satışlar konusunda müşteri var mı? Satışlar konusunda şöyle, tabii bunu toplum hep biliyor. Masraflar pahalı. Alıcılara şunu demek istiyorum. Alıcılar, satıcılar biraz ellerini vicdanına koysunlar. Ne satan yansın, ne alan yansın. Ortayı bulsunlar. Yani kimse fırsat beklemesin. Bu konuda kimse fırsat beklemesin. Alıcı da, satıcı da. Hortumun ziyaretli köyünden Nurullah Hıdış. Nurullah abi, şu anda büyükbaş hayvan mı geçirdiniz, küçükbaş hayvan büyükbaş mı getirdiniz? Büyükbaş hayvan getirdim. Birkaç tanesini sattım, birkaç tane de var. Evet. Şimdi geçmiş yıllarda böyle bir pazar yoktu. Evet. İlk defa bu pazara geliyorsunuz. Nasıl buldunuz? Ben 30-40-50 senedir böyle işleri yapıyorum. Düz de mesela. Böyle yer hiç Türkiye'nin bir tarafında yok. Belki de dünyanın yok. Çok güzel buldum. Allah razı olsun belediye başkanından. Neler gördün burada? Burada görmediklerimi gördüm. Çok şahane şeyler gördüm. Mesela hayvanların su içmesini taşırdık. Su içmesi burada, pisliğini temizlenmesi hepsi çok kolay.
Çok güzel, temiz bir yer. Pekala, şu anda büyükbaş hayvan, evet, ya 7 hisse girildiği düşünürse ne kadara gidiyor? Vallahi kilosuna göre 15-18, 7 lira. En ufaklar 7 lira düceler. Şöyle tosunlar da 15-16-17'ye gidiyor. Ben hayırlı işler diliyorum size. Sağ ol, Allah razı olsun. Hükümetimizden de Allah razı olsun. Daha çok versin. Arkadaşlar kolay gelsin. Pazarlık yapıyorsunuz. Tabii. Kaç hissesiniz şu anda? Çubuk mu tutmamız lazımdı? Yok, onu yapacağız da kaç hissesiniz şu anda? Tek hisseyiz. Ha, üretici bu. Siz nereden geldiniz? Erzurum merkez. İkisi de Erzurum merkez. İlk defa buraya geliyorsunuz. Evet. Canlı hayvan pazarı. Evet. Nasıl buldunuz pazarı? Sayın Belediye Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e gerçekten Erzurum halkı olarak sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gerçekten süper bir yer yapmış. Ondan gurur duyuyoruz. Öyle bir belediye başkanı. Allah ondan razı olsun. Bir de şu tesis hiç dünyanın bir yerinde yok. Allah'ım ondan bir razı olsun. Nedir fiyat şu an? 5800 liradan 5,5'a indik abime. Sen ne dedin? Ben de 5100 verdim. Tüsü elmeyi, onu ben satarım onu elmeyi, tüsü elmeyi. Daha aşağıya düşertme. Bir dakika, sen son ne dedin? 5400 lira. Sen ne dedin? 5100 dedim, an 5200 dedim. 5300 lira. 5300 lira. Bir dakika, yok, sus sen. Yok, 5300 yok, yok. 5200 olursa. 250. Yok. Ya sen 250 ile geçtin. 5200 olursa. Valla ben de verdim geçtim. Ekip çalışması yapan bir belediyeyiz. Benim çalışma dönemimde mutlaka yeni arkadaşları yetiştirip devreye almakla bu mümkün oluyor. Bu bireysel bir çalışma değil. Ekip çalışması yaptırıyorum her alanda. Tecrübesi olmayanlara tecrübe ve deneyim kazandırıyoruz. İnşallah bunun meyvesini gelecek yıllar bu şehir görecek ve yiyecek. Hakikaten şehrimizin sahip olduğu fiziki imkanlar dolayısıyla kış sporları yapmak mümkün. Ve yine burada Sayın Cumhurbaşkanımıza bir teşekkür etmek istiyorum. Kış sporları ile ilgili 81 vilayetin sadece birinde Erzurum'da bulunması gereken tesisleri yapmış. Ancak teşekkür edilir. Teşekkür ediyoruz. Bu tesislerde kış sporlarına dönük sporcular yetiştiriyoruz. İnşallah çok kısa zamanda bu alanda da önemli sporcularımız olacak. Bunun dışında geleneksel sporlarımız var. Atasporlar dediğimiz güreş çok önemlidir. Cirit, binicilik yine burada çok yaygın. Bunun dışında da diğer spor dalları var. Sporun her çeşidine Allah nasip ederse destek vereceğiz ve burada her alanda, her spor alanında mutlaka olimpiyatlarda, dünya kupası kupalarında, dünya yarışmalarında, Avrupa yarışmalarında ve Türkiye yarışmalarında önemli sporcularımızın olacağını buradan ifade etmek isterim. Evet. Mehmet Sekmen Bey'e bu gerçekten dikkat çekici açıklamalarından dolayı biz teşekkür ediyoruz.